Ya oğlum yalnız bu kadın benim sesimi tanır. Abi ben onu sonra değiştireceğim sesini. Yani sen normal konuş, ben sonra şey yapacağım onu. Tamam. Giriyorum abi. 3, 2, 1. Kayıt. İyi geceler Sevilay Karan. Sevda Hanım. Ne var Gizem, ne var ya? Bakmanız gereken çok acil bir şey var. İyi geceler Sevilay Karan. Yoksullukla mücadele ettiğini duyduk ve sana yardım edelim dedik. Bütün pis işlerini yapmak için yoksul bir çaycıyı kullandın. İnsanları dolandırıp yanında asgari ücretle çaycı olarak çalıştırdığın Erdal Sürmeli'ye yıktın bütün suçu. O şimdi senin yüzünden içeride. Bütün Türkiye bunu öğrenecek. Şimdi izleyeceğin görüntüler medyaya ulaşmasın istiyorsa bütün şartlarımızı kabul et ve bize bir mail at. Biz kim miyiz? Adalet. Vallahi o kadar sözler ne derse desin. Başkanın müdürlüğünde, imza yetkisinde o çaycıya silahları bile verdim. İnsanlar bunun parasını yatırdılar. Ben de sözleşmeyi... Aman Allah'ım. İnanamıyorum ya. Bu görüntüler bugün çekilmiş. Bizim toplantı odasında. Kim yapmış olabilir bunu ya? Sevilay Hanım, bir de bunu buldum. Bravo Gizem. Bravo yani. Birileri benim evime kadar giriyor, toplantı odama çıkıyor ve avukatımla yaptığım özel görüşmemi kamera kaydına alıyor. Ve sen ayakta uyuyorsun. Bugün bu eve görme engelli yazardan başka kimse gelmedi ki. O yapmış olabilir mi? Ya ne alakası var ya? Ne alakası var o adamla bu işlerin? Çık Allah aşkına Gizem, çık! Al pılını pırtını çık git ya. Allah'ım ne yapacağım ben? Oh be! Temiz havada uyanmak gibisi yok ha. Akşam içtiğin şeylerin bile ağırlığı kalmıyor. Vallahi mis. Nasıl oldu gözleriniz Kandemir abi, iyi değil mi? Çok daha iyi, bir sıkıntı yok Ceyhun'cum, sağ ol. Gözlerine dikkat et Kandi, onlar bana emanet. Anneciğim hadi al Maşuka'ya da gidelim, ben daha göreve gideceğim. Görüşürüz. O kadar üzüldük ki şu an gidiyorsunuz ya. Vallahi dertler içindeyiz ama bir tesellimiz var, mahallede dip dibeyiz ya. Görüşeceğiz mahallede, üzülme Yaren'im. Kandemir Bey, size de çok teşekkür ediyorum her şey için. Ayrıca gözleriniz için geçmiş olsun. Dün ülüğümüzdeki sıkıntıları da hallettik, onun için de geçmiş olsun. Sağ olun Şerban Hanım, sağ olun. Sağ olun. Ben de arayınca telefonunu aç, böyle gözlerini damlat o damlaları. Ondan sonra ben akşama gelip böyle kür yapacağız, tamam mı? Maşukacığım o kür değil yalnız seninki, kur kur. Ya gerçekten oh demenin ne demek olduğunu bunların sayesinde öğrendik ya, oh! Abi yeter artık gerçekten, bu mahalle olayı benim kafamı yaktı, bitsin bu ya. Abi be, burası çok güzel ya. Bir gece daha mı kalsak acaba? Oğlum çok işimiz var, hadi çocuklar hadi. Abi Sevilay olayında ne durumdayız? Videoyu gönderdik, şartlarımızı da sunduk, bekliyoruz. Bekliyoruz derken geri dönüş yok mu hala? İyi hadi binelim o zaman, arabada konuşuruz. Hadi. Abi bir saniye abi, bir son dakika çişim geldi, bir yapıp gelebilir miyim ya? Hadi hadi çabuk. Son dakikada geliyor ya benim ev. Huyum kurusun. Avukatı eve çağır. Şirketteki bütün toplantıları da iptal et. Nerede diye sorarlarsa filan da avadan dönmedi dersin. Baş üstüne efendim. Başım gerçekten çatlıyor. Daraldım ya. Bir dakika. Bir yavaşla bakayım, yavaşla. Ya bu bizim kör avukat değil mi? Evet o. Demirkan Asmalı. Bu adam basbayağı görüyor. Bize geldiğinde yukarıda karşılaşmıştık. Toplantı odasından çıkmıştı. Tuvaleti karıştırdığını söylemişti. Allah kahretsin. Bunların hepsi tezgahtı. Bu adamın yazar olduğu, kör olduğu. Ben nasıl düştüm bu tezgaha ya? Ne yapalım, şu an karşımızdalar. Koruma aracımız da arkamızda. Söyleyeyim aslında. Hayır. Takip edeceğiz. Sessiz sakin takip edeceğiz. Bu adamlar kimmiş? Biz bu beladan nasıl kurtuluruz öğreneceğiz. Madem onlar bize oyun oynadı, Biz onlara daha büyük oyun oynayacağız. Sevilay'dan haber var mı bu? Yok abi. Tabii şimdi panik oldu, plan yapıyor. Biz bir video daha gönderelim ona. Abi 800.000 istemişiz. Yani her şey yolunda giderse 1 milyon tamam. Yakın zamanda yani. Aman aman Yaren dur, nazar değmesin. Hatta şöyle tahtaya bir yeri vuralım. Değmez nazar mazar. Allah Allah, beni dinle. Tahtaları vur. Oh, ayda kafamı acıttın kız. Öpeyim de geçsin mi? Yaren sendeki bu kafa öpmenin kaynağı nedir acaba ya? Ne kaynağı? Atasözlerinden yola çıkıyorum ben sonuç olarak. Mesela hay bir kafanı öpeyim diye bir laf var değil mi? Öyle demezler mi, derler? Ağzını öpeyim, o da atasözü değil zaten. Ona bakılırsa gözünün yağını yiyeyim var. Gözümün yağı var, yer misin? Yerim vallahi, ne yemeyeceğim? Pardon abi. Gözünün yağı ne be? Ay. Pis pis konuşmayın be. Abi bunlar leşçi ya. Bakın Kandemir abiyle bize. Tezgah uğruna da olsa, keş uğruna da olsa tangomuzu yaptık aslan gibi. Tango ve keş. Onlar da bizim gibi ikili. Tunca Rolta şimdi böyle espri yapardı, yine tadımız kaçardı, tadımız kaçtı. Lan bir şey diyeceğim bak, bir de mesela gadasını aldığım var. Gada. Ya sahiden gada ne demek bilen var mı? Bela demek. Senin belanı alırım. Bela mı? Allah Allah, ben böyle gadasını aldım deyince hep böyle gıdı gibi bir şey mesela hayal etmiştim. Mesela çıkar gıdışı, bak böyle yapacağım. Hop, gadasını aldım. Pardon abi. Saçmaladım mı lan ben? Şşş, başlayacağım muhabbetinize ha. Hadi ofise, işimiz var. Basmakla ilgili bir lafım da var ama abi şu an asla söylemeyeceğim. İçin rahat olsun. Şşt, kızdırma Kandemir abi, kızdırma. Alo, ne durumdasınız? Tam arkalarındayız Sevda Hanım. Bana bakın. Herifleri kaçırmayacaksınız. Hangi deliğe giriyorlarsa, ne cehenneme gidiyorlarsa siz de peşlerinden gideceksiniz. Anladınız mı beni? Emredersin. Gizem, eve devam edelim biz. Kandemir abim, bu ileride bizim simitçi var. Bir simit peyniri yapsak mı izin olursa? Ay aklınla bin yaşa ya. Abi ben de çok acıktım ya. İyi ama çabuk olun. Hemen çabuk alıyoruz abi. Durdular. Fazla yaklaşmayalım, bekleyelim. Ne yapıyor lan bu? Çık, sola çık. Kaçıracağız herifleri. Sevda Hanım bizi oyacak. Bas, bas, bas. Hadi yakalayacağız bunları. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yeditepe, tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?